Merhabalar. Efendim, bugün önemli bir gün. İki lider arasında olan Türkiye yönetimi olaraktan kim hayırlı ise o gelsin. Tarafsız olaraktan oyumu açıklıyorum. Az önce TikTok'taydım. Orada açıklamak istemedim. Sürekli bana sordular. Sibel Hanım, oyunuzu kime verdiniz? Evet, şu anda efendim evet. Birkaç kişi daha gelsin efendim. Gerçi gelse ne olacak, gelmese ne olacak? Fergüs, sen şeyle modelleştin mi? Kimle modelleştin? Öyle bir yorum okudum, bilmiyorum da. Vallahi bilmiyorum. Neyse, Ferguson'a geçelim. Evet efendim. Sibel Baysal bugün yanınızda kim var? Necati var. Sana mı hesap vereceğim yazan kişi? Evet, kime oy verdiğimi açıklayacağım. Ondan dolayı açtım efendim. Biraz şöyle biriksinler. Birikmelerine gerek yok. Çünkü zaten kanalıma atılacak. Oradan da izlerler. Ama buradan canlı canlı izlerlerse yani şöyle düşünün. Bir video aman bir dizi canlı yayınlanıyor televizyon kanallarında, uluslararası yerel kanallarda, akabinde diziyi kaçırıp da tekrarını yayınlanıyor. Tekrarını izleyenler hoşnut olmuyor. Canlı canlı olandan heyecan dorukta oluyor. Değil mi efendim? Evet. Şok, 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 şok. Aa. Sibel Baysal kime verdi? Canlı izlemenin tadı başkadır. Heyecanlı. Aynen. Nergis'cim. Onu demek istedim. Yani. Efendim orada biliyorsunuz hani bu tür şeylerde çekim yasağı uygun değil ve hatta sokak röportajında dahi hani etrafından gelen geçen insanlara muhabbet ettim ondan sonra ama yani diyemedim kime vereceksiniz. Öyle bir şey olmaz. Çünkü yasal değil bu. Yasal değil. O yüzden şu anda tabii ki kendim açıklamamı yapacağım.
Merak edin, merak edin biraz. Şöyle gelin, gelin. Çoğu zaten geç uyanıp da hala sandık başındalar. Veya yoldalar. Ama akşam bile olacak. Değil mi Necati? Kaç gibi? 6,5 gibi galiba.14 Mayıs gibi fazla sürmez herhalde değil mi? İki TV saat, kanallarında. iki saatte belli olur. Ha? İki saatte belli olur. 5'ten sonra mı diyorsun? 7,5 gibi kim oldu, kim olmadı belli olur. 7,5. Azami 8. Sularında. Evet. Kime verdim efendim? Hoş geldin Yağmur. Lila hanımefendi demiş ki ne? Geçen sefer oyunu kullanmadın. Bu kez kullandın. Aydınlık gelecek istiyoruz demiş. Vrongi. Merhabalar güzel kardeşim. Hoş geldin. Hayır. Az sonra açıklayacağım. Ay dişim de ağrıyor. Dişçiye gittim. O da kapalı. Efendim, huzurlarınıza şöyle çıkmak istiyorum. Ondan sonra açıklamamı yapacağım. Evet. Efendim, şu anda şu ceket var ya. İçimden gelerek hiçbir baskı altında kendi hür düşünce ifademi, özgürlüğümü, düşüncelerimi kullanıp hiç kimsenin baskısı altında kalmadan şok. Çok heyecanlı efendim. Ozan kardeşim hoş geldin.
Efendim. Ne demiştim? İki lider yan yana. Fakat şaşırtıcı, şok yaratacak Sibel Weissal'ın ağzından çıkacak olan kelime ne efendim? Herhangi bir partiyi, iki partiyi karalamaksızın. Kime verdim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu! Yani. Evet. Var mıydınız? Ha? Kimsenin galyanına gelmedim. Kimsenin baskısı altından yer almadım. Herkes istediği iki liderin arasından mühürü basabilir. Ben de mühürümü kime bastım? CHP'ye. Kemal Kılıçdaroğlu. Bana şey verdiler mi Necati burada? Oradan. Bir belge falan verdiler bana. Kağıt vermişler de kaldırırlar ve tekimlenemeler falan. Ha? Kağıt vermişler pusula aldı mıydı? Oy burası. Verdiler mi? Onu da göstereyim yoksa inanmazlar ha. Atmıştırsın yani. Neyi? Oy pusulan var mı? Kaç doğum sandıkta kullandın? Dur bir dakika. Kağıt verirsen. Şey, orada girişte Tamam. zaten yasak oradan çekeyim. Beni bir şeyi aldılar. İnternetten mi aldı? Ne interneti lan? Sandık numaranı. Yok yok zaten vardı ya. Varsa 60'tırsın. Tamam. Kağıt Orada var. yasak. Çekim yasaktı orada. Orada hiçbir şey yok. O yüzden şey yapmadım. Ufak bir kağıt verdi. Ha? Ufak bir kağıt verdi. Ben kaldırdım attım. Gittim attım. Efendim, O değer o değil. Efendim, şeyde oraya girdim. Sokulu Lisesi'ne. Ondan sonra kabin vardı. Orada yasak. Çekim falan. Kimliğimi aldılar. Telefonunu aldılar. Telefonumu aldılar, evet. Ondan sonra tamam da yani belki şuraya mı koydum acaba? Ha. Evet efendim. Seçmen kağıdım efendim. Yirmi dört otuz beş nolu. CHP'ye verdim. İsteyen istediği partiye verebilir. Yani herkes
Özgür ve mükelleftir. Valla ben parti arasında burada şey yapmıyorum. Ama burada ben yemin ederim içimden geldi, verdim CHP'ye. Kullandım oyumu. Kimsenin baskısı altında kalmadan tekrar söylüyorum. Kendi hür ifademle nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde bir birey olaraktan yaşıyorsam tabii ki bu da benim kendi düşüncem. Buna kimse engel olamaz. Ha, iki lider arasında başa kim gelir onu bilemeyiz. Onu akşam. Doğru mudur? Yani ben demiyorum ki ne, ben propaganda yapmıyorum ki ben burada. Ben gittim halk olarak da oyumu, hatta şey vardı orada. Kabin vardı girişte. Necati bak şuradan şey yazıyorlar bana. Yok tehdit edilmişsin de Amerika'dan. Neyse, herkes istediğini verir abi. Amerika'daki ne kim yönetiyor ya? Amerika'nın yönetimi kim? Ha? Adam yazarlar sen boş ver ya. O yazmaya bakarsan herkes kimi gönlünde bir aslan yeter. Evet, o haberi, bu haberi. Herkesin gönlünde Bir aslan yeter. bir aslan yatar. Herkes istediğini verir. Herkes istediğine demokrati özgürlüğü içerisinde zaten Necati Mefta olmuş. Ne oldu? CHP'ye verdim deyince şaşırdınız değil mi? Ha? Kim kazanır? Ben niye tehdit edileyim? Kim tarafından tehdit edileceğim? Kullandım. CHP'ye verdim. HDP üçüncü olarak yanı sıra olmuş olsaydı yine beni kimse tehdit edemez. Neyin peşindesiniz ya?
Benim bacım. Öz bacım. Bana. Ben dedi AK Parti'ye veriyorum. Bana dedi mi? Sibel abla. AK Parti'ye ver. CHP'ye ver. He? Kendi de AK Parti'ye verdi. Ben de ona engel olamam. Ne engeli? Ney? Baskı altında mı kalmışım? Aklım yok ya. Sizden öğreneceğim aklımı. Gittim CHP'ye verdim. Ama CHP gelecek, ama AK Parti gelecek. Bana ne? Sonuçta ben oyumu açıkladım burada. Kime kullandım? CHP'ye kullandım. Hoş geldin Sinacığım. Bugün de dolma biberi aldım. Nasıl yapacağım şimdi birazdan? İnşallah yağmur yağar da. Bilmiyorum. 31 Mayıs'a kadar doğalgaz bedavaydı. 31'de benim götüme mi girecek? Yoksa toplu olarak götümüze mi girecek? O da muamma. O da beni ilgilendirmiyor. Benim kullandığım oy. Size ne ya? Size ne arkadaşlarım? Size ne çocuklarım? Size ne? He? Buradan aradım ya, aradım ya. Çantamda var mı? Kabine aldılar beni. Kabine. Kimliğimi aldılar. Konuş oradan lan. Hatırlat bana. Anlatmaya kimliği alıyorlar. Oyun bastın çıktın geldin işte. Kabine giriyorsun. Telefonu alıyorlar. İki Geliyorsun. tane resim. Kimseye de açıklama yapma dediler orada. Dışarıya çıktığında açıklama yapabilirsin. Efendim ben fenomenim dedim. Tamam dedin. Neyse. Bir de engeli sıfatım var benim. Ondan fazla kalabalık değildi yani. Hemen aldılar beni. Kabine oradan tak 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 CHP Kılıçdaroğlu. Bu kadar basit. Size mi uğraşacağım? Onlar çektiler Maide. Ben değil. Yok. Yasak. Onlar mı beni çektiler mi? Çektiler. Zaten iki liderin resmi vardı. Oraya bastım. Mühürledim. Kemal Kılıçdaroğlu dedim. Bu kadar basit. Hadi kalk git Necati. Kalk. Böyle uzanıp ağırlığını bana verme. Gideceğim. Ne dedi? Allah Kapıyı açık bırak. Görüm seni kameradan. Burada bekliyor ki ne ki? Bir tane iki tane bira. Ismarlayayım. Ha çok kolay geldi ya bana. Bir de oradan demez mi? Kes artık. Neyi keseceğim? Dünyanın beklediği.
Sibel Baysal bir markadır. Ne yaptı, ne etti? Kime oy verdi? İnsanlar bunu bekliyor. Açıklama yapmak isterken o da oradan piz peşinde. Bir de yaymış böyle kendini. Oturuyor orada. Dışarısıyla mı uğraşayım? Bununla mı? Dekliş. Çık gel lan. Sen de geliyorsun da adam gibi durmuyorsun. Türkiye'nin yönetimi. Aynen Tülay abla. Allah'tan ki tek dış gibi inatçı değil. Git dediğin zaman gidiyor. Türkiye'nin yönetimi başa gelecek olan kim olursa olsun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kadar basit. Merak ettiniz Sibel Baysal kime sandıkta kime mührü verdi? Söylüyorum. CHP. İkisinin arasında ben Yüksek Seçim Kurulu Başkanı değilim. Akşam belli olur. Sadece benim verdiğim bir oyla, tabii ki bir oy bir oydur. Hile hurda olmadığı süre içerisinde. Kim kazanır, kim kazanmaz ben burada şey yapmıyorum. Eleştirmek, tahmin etmek değil. Bak ben dişimle uğraşıyorum arkadaşlar, yapmayın bana ya. Bunu da gönderdim. Bu da iki tane bira peşinde. Aldırdım bir ekmek. Bir ekmek al dedim. Gel dedim. Oturuyor orada bana. Necati bana biraz ısmarlasana. Niye ısmarlayayım? Sen de amelilik yapıyorsun. İnşaatçılık yapıyorsun. Git kendin al kendine. Bir tane ekmek karşılığında bakkal kapalıydı. Bakkal da gitmişti. Oy kullanmaya. Birisi oradan yazmış, bundan önceki videomda, doğru söylüyor, Sibel
Abla Sibel Solistem, sen geçen 14 Mayıs'ta oy kullanmadın. Doğru. Doğru. Kim yazdı? O da YouTube kanalıma atıldı. Oradan belli. Evet, kullanmamıştım. Vallahi şu anda bilmiyorum hayatım. Yani akşam bekleyeceğiz. Yani Sibel Baysal'ın az önce bu Necati topu. Beni şey yaptı. YouTube buraya lütfen sansür koyalım ya. Dedi ya. Niye vermeyi anlamadım. Her şey Necati'ye mi? Niye vereyim hayatımı öyle bir ayı? Allah Allah. Gelmesin kardeşim. Bir tane ekmek al deyince karşında iki tane bira mı alacak? Bir tane bira mı alacak? Neyse efendim orada şeydi, gittim Sokullu Lisesi'ne gittim. Orada oyumu kullandım. Tekrar söylüyorum yeni gelenlere. Yeni gelenlere, yeni katılanlara hoş geldiniz diyorum efendim. Sevgiler, saygılar. Kimsenin baskısı altında kalmadan. Kemal Kılıçdaroğlu'na mührü bastım. Benim beynim çok güzel çalışır. Son anda atar. Ha. Lila. Lila. Bak Lila beni orada gördü. Çoğunuz beni orada izlemişsinizdir. Daha onları da alıp şeye YouTube'a yükleyeceğim. Orada bir iz açıyorum. Karşıdan kendimi gösteriyorum. Konuşma yapıyorum. Onları da yükleyeceğim. Bundan dolayı kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ifademle özgürlük düşünce ifadesi vardır Anayasa Mahkemesi'nde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Anayasal kişilik olaraktan. Alayım. Belki düşünceleri olabilir efendim, konuşmaları olabilir. Yağmur geri çevirdi. Bakın efendim. Demek ki aklım başımda. Ne? Yağmur hanımefendi istek gönderdi. Demek ki ya düştü ya da müsait değildi. Tekrar gönderirse alacağım. Kim olduğunu da bilmiyorum. Yani. Çünkü bu resmi
konuşmalar. Ha, izledim, solistim, doğru söylüyorsun demiş Lila. Evet. Ama içeride yasak hayatım. İçeride yasak. Orada video çekmem yasal değil. Hatta Lilacığım, orada hani insanlar gelip geçiyor ya, onlara dahi sormak bile yasak. Bakma, ben şimdi oyumu, mühürümü bastım. Buraya evime geldim. Önce Allah'ın evi, sonra benim evim. Ben de buradan konuşma yapıyorum. Yani orada yasak. Burada kalkmış şey peşinde. Vallahi ben geldim. Ben geldim, marketten aldım. Biber dolması yapacağım. Çok seviyorum. O mu aldı? Kuraları, çumuğu, TCK'yı biliyorsunuz. Sibel abla. Evet. Tabii canım. Öyle şeyde yani başka zaman olduğu zaman çıkıyorum mesela Aruşka ile beraber Eren'e gidiyoruz Tekele. Oradan sokak röportajı yapıyorum. O Hodri meydan. Ama bu tür şeylerde kaç tane kadınla konuştum? Kaç tane adamla konuştum ben orada? Okulun önünde. Öyle şey olmaz. Valla şeyi bekleyeceğiz. Akşam bekleyeceğiz. Sadece Sibel Baysal'ın bir oyu değil. Genel olaraktan şunu söylemek istiyorum efendim. Yağmur hanımefendi yine ise gönderdi. Yine almaya çalıştım efendim. Konuşmamı da kesiyor. Bu arada katılamıyor veya bilmiyorum. Solistim bugün çok güzel giyinmişsiniz. Yıkılıyorsunuz. Allah yıktırmasın efendim. Yani. Nerede kalmıştım ya? Birisi hatırlatabilir mi? Ha, şeyde mi? Okulun önünde mi? Oy verdiğim yerde mi? Telefonu şöyle karşıya koydum. Yok, gündüz ben çok çirkin çıkıyorum. Ha, telefonla alakalıdır. Olabilir.
Son konuşmalarımı yapacağım. Ondan sonra zaten boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor. Dişim buradan böyle bu tarafa bu tarafa gidip geliyor. Bilmiyorum. Anlamadım. Bugün de şekerli bir şey meşrubat içmedim. İçmeyeceğim de. Kavun da var. Bak burada şey de var. Bu bile kesmiyor. Diş ağrısı. Yanık ağrısı. Hatta bir şeye daha üzüldüm. Hep birlikte göreceğiz, duyacağız. Sen niye benim annemle babamın resmini bana gönderiyorsun? Sen niye gönderiyorsun annemle babamın resmini? Niye atıyorlar bana? Ay ne var bunda yani? Hayır! Hayır! Ay öyle ya dur Allah aşkına. Sileyim sen de. Niye gönderiyorsun? Çocuktur ne bilsin ben deyince Songül'e Ayşegül'e Duygu'ya at. Urbat'ın telefonunda Ben bulunuyor. mezarını bile görmek istemiyorum. Tamam. Delleniyorum. Rahatsızın ne? O sizse ne olacak? Ha bir şey olmaz. Çocuklara tembih et. Bir daha Ha öyle bok yemesinler. ha. Ha. Ne yapayım? İyi değilim. Kime verdin oyunu? Sayın babaya verdim. Ben de Resmi de CHP'ye çektim. verdim. Kılıçdaroğlu'na. Niye? Niye? Nasılsın diye. Sen bana karışamazsın, ben de sana karışamam. Tabii ki canım herkes hürdür. Ha, Kendine verebilir. yani. He. Bu kadar mısın? Ama Efendim, ben bildiğim konuştuğum kadarıyla bacım, kız kardeşim, öz bacım. ha. Ben Ha. sahibe verdim canım. Herkes hürdür kullandığında. Tabii canım. Ben sana Evet. ona ver diyemem ki ne. Biliyor Sen de musun? bana Evet. diyemezsin. Tabii ki Bu doğru. kadar basit. Ama annemle babamın Bir şey resmini olmaz canım. Tamam, bir şey olmaz. Çocuktur bilmemiş. tamam Ya. neden dolayı attınız? Şimdi bu doğrudan bize geldi. Biz o resmi yeni gördük. Anladın mı? Dedim bana at. Ayşegül'e, Songül'e, Duygu'ya. Demek o E da zaten dayım da vardı ki o İzmir'de. he işte Çerçeve şeklinde. Ha. he. Lan bir şey yok ya. Dayım Ne yapayım? birleştirmişti annemle babamı. He? Dayım He. birleştirmişti o çerçeveleri. Evet. Babamla Doğru. annemi yan yana koyup. Doğru Semra doğru. sen bunu biliyorsun da neden gönderiyorsun bana? Yapma Kızcağım ya. derim ben bilmedim. Ben görmedim bile. Bak şimdi sen deyince beni sana bağlı çünkü. Ben bilseydim ben silerdim senden. Anladın? Bir şey olmaz. Tamam silsin o Ama zaman. Silsin. bak sen bak bacına dua et inşallah yarın temiz çıksın sonucun tamam canım yarın hastaneye gidiyor sonuçlarımız çıktı Hadi parçamız çıktı he duacıyım, inşallah tamam canım tamam. duacıyım. Evet efendim. Ne oldu? Nerede kalmıştık? İsteyen istediği şeye partiye verebilir dedik. Bacım da herhalde annemin mezarına gitmiş. Ondan dolayı resmi atmış bana.
vesaire işte görmek istemiyorum. Şöyle görmek istemiyorum. Çünkü deleniyorum. Yani deleniyorum derken bir kıramaklığım var duygusal olarak da. Ondan dolayı yani. Evet. Kız kardeşimi de duydunuz efendim. AK Parti'ye verdiğini söylüyor. Yani kimse baskı altında olmaz. Herkes hür ifadesi sonucunda istediği iki liderden birini verebilir. Ben sadece burada üzüldüğüm annemle babamın yan tarafa resimli çekilmiş resmini bana. O da oğlu göndermiş demek ki. Oğlu zaten 9, 10, 11, 12 yaşlarında. Evladımız yani. Boş ver. Ona üzüldüm. Başka da üzüleceğim nokta yok. Herkes istediği partiye şeyini verebilir. Mükellef. Özgürlük ifadesi vardır. Anayasa Avrupa İnsan Hakları vardır. Ama şunu unutmayın. LGBT diye bir dernek yoktur. Bunu da buradan söyleyeyim. Böyle bir hablem yok. Yok. LGBT'yi derneği olmuş olsaydı bizlere bir paket prezervatif dağıtmazdı. Yoksul olan Lubunyalara sahip çıkarlardı. Kaç tane arkadaşımız var? Kirasını ödeyemiyor. Elektriğini ödeyemiyor. Bunlar masa üzerinden pat 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 milyon dolar fonları getiriyorlar. Ölmeyen trans arkadaşlarımızı, LGBT arkadaşlarımızı, hatta hasta olmayan yine LGBT olan arkadaşlarımızı yurt dışına FETÖ ile işbirliği yapıp milyon dolar onlarca kendilerine gittiriyorlar. AK Parti'nin şu an arkasında kim var? Daha önceki elini öpüyorum ben senin hocam. Bunlar da öyle işte. Ya. Konu nereden konuyu açıyor? Ha, kız kardeşim vermiş ona. Olabilir canım. Başkaları da verebilir. Beni ilgilendirmez. Ben sadece bildiğimi okurum. Bacım nereden bilsin? Bacım kaç çocuk o annesi? Orada Adana'da yaşıyor. Yani istediği yere versin. Ama el öpmeyle bizim burnumuz fındık gibi biz esirlik yaptırıyoruz. Bakınız efendim. Şimdi el öpmek şöyle olur, böyle olur. Bir de kalkıp da şu şekilde olur. Bakınız efendim.
Tamam. Bir de neredeydi bu? Nerede? Ay, göremiyorum. Gerçekten. Gerçekten. Allah. Ay, burada mıydı? Neyse, başka bir şey takacağım. Tamam. Ben burada diyor muyum arkadaşım, ona buna verin. Bacıma dedim mi? Demedim. Bana anne. Bana anne. Bu hastası olarak nitelendirdiğiniz Sibel Baysal çok bilgili, beyin olarak da. Ya. Evet. Ne yapacağım efendim şimdi? Dolma biberini yapamayacağım. Çünkü pirinç bile pirinç yok. Yani ne varsa ben verdim CHP. Başım vermiş AKA. Siz verdiniz AKA. Diğerleri verdi. CHP'ye Karaoğlan derken aynı parti değil miydi Ecevit? Herhalde öyle bir şey. Değil mi? Ha. Bakalım akşam bekleyelim. Saat kaç ulan? Aa. Saati bekleyelim mi? Saat kaçta? Aa. Saat 1. Efendim. Akşam. Şu anda oylar, sandıklar devam ediyor. İkililer arasında. Şunda söylemeden geçemeyeceğim. Efendim, siz FETÖ ile işbirliği yaptığınızda zamanında elini öptüğünüzde her ne kadar biz CHP'ye de versek ama siz ister kazanın ister kazanmayın içimde utku olarak kalmasın. Bunu söylemek istiyorum. LGBT'lilerden ne istediniz? Turgut Özal zamanında, Bülent Ecevit zamanında böyle bir şey var mıydı? Ne istediniz ya? Tamam, gelebilirsiniz. Çünkü niye? Yani, şimdi Sibel Baysal CHP'ye oyunu kullandı diyerekten. Tamam, başa siz gelebilirsiniz ama LGBT'den ne istiyorsunuz ya? Yapmayın. Gerçekten. Üzücü bir olay. 94, 95, 96'da Paşa Kapısı
cezaevinde yattığınızda neden bugüne kadar kader mahkumlarına af çıkartmadınız? Siz de cezaevinde yattınız. Soruyorum. Bensan neden birden AK'tan çekildi, CHP'ye verdi? Çünkü siz bizi ifşa ediyorsunuz. LGBT olarak. LGBT'liler her zaman olacaktır. İnşallah kurban oldum Allah. O LGBT'liler var ya, lalüler. Heh. Sana lıkmazlar. CHP'ye yakarlar. Tamam. Hadi bakalım. Ben her şeyi söylerim Nergis. İnsanlar benim izleyenler beni biliyorlar. Ama mantıklı konuştuğum zaman da yani evet, Lubunyalara ben madilik yapıyorum. Onlar da bana madilik yapıyor. Ne alakası var şimdi Nergis Hanım? Ne alakası var şimdi onu bana yazıyorsun canım? Soruyorsun. Ha? Canım benim bir tane. Tamam. Evet. Evet. Bizdekine bir tane iki tane lalu diyeceğime istisna olarak da ağzımdan fazlasıyla şey çıkıyor. Lubunyalarda benimle uğraşmasın kardeşim. Bak. Uyurum. Kim efendi? Soğan olarak kapatıyorum. Kullandım. Kime? Sibel Baysal. Hüsnü Baysal olarak adlandırdığımız ama fenomen ama değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Sibel Baysal oyunu kullandı. Mühürü bastı. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Kim kazanır, kim kazanmaz bugünün akşamında belli olacaktır. Sadece Sibel Baysal, Hüsnü Baysal'ın oyuyla değil. Ama şunu unutmayın. Bir oy insanı hile hurda olmadan sandalyeden yukarıya çıkartır, o koltuğa oturtturur. Yeter ki hile hurda olmasın. Ki olamaz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu devrede. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere.